Evet. Evet maalesef. Şimdi siz konuşurken bir bankadan mesaj geldi bana. 46.700 lira bir kredi alabilirmişim diye ben de merak ettim. Bastım bu akıllı telefon aplikasyonunda. Biraz süreci ilerlettim. 50 bin lira kredi çekersem dedim. 2 yılda geri ödersem ne kadar ödeyeceğim? 90 bin lira. Yani bu ülkede iş falan yapılmaz. Yani gerçekten hani bankadan 50 bin lira alıyorsun kredi, 2 senede geri ödüyorsun ve 90 bin lira ödüyorsun. Neredeyse 2 kat. Düşünebiliyor musunuz? Yani ne artık öngörülebilir bir tarafı var. Bir taraftan da şunu düşünüyorsunuz. Her durumda burada uygulanan faiz enflasyondan daha düşük. Yani belki de o parayı alıp başka bir şey için kullansam enflasyon ya da kur karşısında daha karlı çıkacağım. Böyle de bir tablo var. Yani nereden tutarsak elimizde kalıyor. Ve en üzücüsü de ne biliyor musunuz? Yani bunun şu anda yaşadıklarımızın sorumluları ellerini kollarını sallayarak aramızda dolaşıyorlar. Bu yetmiyormuş gibi bu sıkıntıları yaşayan insanlar tarafından ödüllendirildiler. Mesela Nurettin Nebati Mersin halkı tarafından ödüllendirildi. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi. Dolayısıyla ben mesela kendisini oraya seçip gönderen insanların söz söylemeye hakkı olmadığı kanaatindeyim. Ya da Şahap Kavcıoğlu, ya şu anda Türkiye'deki bankacılık sisteminin tepesinde duruyor. Yani Gaye Erkan Merkez Bankası'nın başına geldi ama şu anda bütün bankalarla ilgili kritik kararları Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlık ettiği bir kurum veriyor. Evet. Yani dolayısıyla da bu insanlar bize bu zulmü yaşattıkları halde ödüllendiriliyorlar. Şimdi biz sağ olsun Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan sayesinde gerçekleri gördük. Bu Yani arada Mehmet Ağustos Şimşek ayı daha şey bir şey itibariyle. söylüyor. Deniz çok kesiyorum da yeni açıklama geldi. Onu da ekleyeyim. Senin yorumlarına da katkı yapar. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Twitter'ı getirdikleri için sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı o yüzden söyleyeyim. Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz diyor Mehmet Şimşek. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları yapacağız diyor. Kamu harcamalarında da tasarrufa Evet. gidilebileceğini kastediyor galiba. Buyur. Sıkıysa yapsın bakalım hadi. Gitsin Cumhurbaşkanı'na desin ki efendim konvoyunuzdaki 100 araçtan 40 tanesi gereksiz. Bunları çıkarın 60 araçla devam edin. Ya da sizin her gittiğiniz yerde yukarıda uçan helikopterlerden bir tanesine gerek yok. Onun masrafı dünyanın parası mesela. Desin bunu. Yani ya biz eskiden rahmetli Demirel'le, Mesut Yılmaz'la, Tansu Çiller yaşıyor kendisi. Onlarla Turgut Özal. Yani seyahatlere gittiğimizde mesela Doğu Blok ülkelerinde, Sovyetler, eski Sovyet ülkelerinde şey dikkatimizi çekerdi. Böyle mesela havaalanından itibaren 50 metrede bir polis görürdük. İşte böyle onların Cumhurbaşkanı'nın olduğu yerde olağanüstü bir şey gördük. Şu anda 1990'larda eski Sovyet Cumhuriyetlerinde ne yaşanıyorsa Türkiye'de de o yaşanıyor. Böyle bir şey görülmemiş ya. Böyle bir israf, böyle bir ya yazık bu polislere ya. Yani bütün hayatları yollarda, yol kenarlarında, işte bilmem ne hassas bölgelerde, şurada burada bekleyerek geçen polisler var. Yani bu tür şeyleri, harcamaları bakın. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün harcamalarına bakın. Kalem kalem bakın. En yüksek bölüm Cumhurbaşkanlığı koruma bölümü. Yani orada bir saray var. Günde 19-20 milyon lira harcıyor. Düşünebiliyor musunuz? Eski parayla 19-20 trilyon lira harcıyor. Bakanlıkları zaten sormayın. Yani eskiden ya ben yıllarca gazetecilik yaptım. Eskiden bu ülkede terör yok muydu? Vardı. Terör örgütü şehirlere inmişti. O kadar şeydi yani.
Başbakanlığın önünde giderdik, otururduk muhabir olarak, başbakan inerdi arabadan, önümüzden geçerdi falan. Yani böyle bakanların işte bir koruma aracı olurdu, bir makam aracı olurdu. Şimdi bakıyorsun o pahalı böyle 8 silindirli jipler, işte minibüsler vesaire falan, böyle önemli insanlar şey. Bundan tasarruf yapabiliyor musunuz? Hiç görmüyoruz. Ben Şimşek gitsin, cesareti varsa söylesin. Söylesin ya, Ankara'da yaşayanlar bilir. Yani Turgay Bey de yaşadı. Eskişehir yolundan, yani bakanlıklardan Eskişehir yolundan işte Ümitköy'e kadar gidin, en az 20 tane böyle çakarlı pahalı araçlar görürsünüz. Herkes ya böyle inanılmaz, her önüne gelen mühim şahsiyet olduğu için böyle onlara sürekli devlet malzeme ofisi büyük büyük araçlar satın alır. Büyük büyük, daha yeni bir tane pahalı bir araç şeyi vardı. Gazetelere haber oldu diye iptal etmek zorunda kaldılar.